İngiltere'den kötü haber. İngiltere hükümeti British vatandaşı olmayı bir tık daha zorlaştırıyor. British vatandaşlığı için öncelikle adım olan süresiz oturum hakkı elde etme süresini 5 yıldan 8 yıla çıkarmayı düşünüyor. Bunun haricinde zorlaştırmak istediği 3 konu daha var. Bu videoda bunları beraber inceleyeceğiz. Herkese Londra'dan selamlar arkadaşlar. Maalesef bugün kötü bir haberle karşınızdayım. Ama öncelikle ilk defa beni bu video ile izleyecek olanlar için birazcık kendimi tanıtayım. 2016 yılından beri İngiltere'de Londra'da yaşıyorum. Aslında yılın belli zamanında İngiltere'de yaşıyorum. Diğer zamanlarında ise Dünyayı geziyorum, hem İngiltere'deki, Londra'daki yaşamımı hem de gezip gördüğüm yerleri kanalımda paylaşıyorum. 3 Haziran 2023 tarihinde Daily Mail'de çıkan makaleye göre belki sizler de bu makaleyi okudunuz. İngiltere hükümetinin e, İngiliz vatandaşlığı, yani British vatandaşlığında yapmak istediği bazı zorluklar var. Makalenin detaylarına geçmeden önce şunu hatırlatayım. Bu henüz hükümetten yasalaşan bir karar değil. Bu şu anda hükümette üzerine tartışılacak bir konu. Hani nasıl olur, ne zaman çıkar ya da bu karar hani onaylansa da ne zamandan sonra uygulanmaya başlanır? Tabii ki de bunda bir, bir detay yok, bunda bir açıklama yok. Hepimiz izleyeceğiz, göreceğiz karar ne olacak hep birlikte <laughs> bunu takibini yapacağız. Makaleye geçtiğimizde şu anda hükümetin İngiliz vatandaşlığı, British vatandaşlığında zorlaştırmak istediği dört konu var. Öncelikle tabii ki de göze çarpan İngiltere'de süresiz oturum izi hakkına sahip olmak için İngiltere'de geçirmeniz gereken süre 5 yıldan 8 yıla uzatılmayı düşünülüyor arkadaşlar. Peki bu süresiz oturum izni nedir ve şu anda ki uygulama süresi nedir? Onun hakkında biraz konuşayım isterseniz. Diyelim ki siz İngiltere'ye çalışma vizesiyle yani Skilled Worker vizesiyle İngiltere'ye geldiniz sponsorlu bir iş bularak. Eğer ki yaşamınızı İngiltere'de devam etmek istiyorsanız British pasaportu almak istiyorsanız öncelikli adımınız süresiz oturum izni almak olması gerekiyor. Bunun için de İngiltere'de 5 yılı geçirmeniz gerekiyor. Bu 5 yıl içerisinde de size sponsorluk veren firmada çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Veya o firmadan ayrılırsanız yine size başka sponsorluk verecek başka bir işe geçmeniz gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Hani istediğiniz herhangi bir işte çalışamıyorsunuz. Sponsorlu bir işte çalışmaya devam etmeniz gerekiyor 5 yıl boyunca. 5 yıl sonrasında ise İngiltere'de süresiz oturum hakkına başvuru yapıyorsunuz. Bu hakkı aldıktan sonra istediğiniz her yerde yani sponsor olmasına gerek yok. İstediğiniz her işte çalışabiliyorsunuz. Yani bir nevi kalıcı oturumunuzu burada sağlamış oluyorsunuz. Ama süresiz oturum iznini almak tabii ki de bir tiş pasaportu e, size sağlamıyor. Eğer ki siz bir tiş pasaportu almak istiyorsanız süresiz oturum izninizi aldıktan minimum bir yıl sonrasında da pasaporta başvuru yapabiliyorsunuz. Yani toplamda 5 yıl artı bir yılı geçirdikten sonra British pasaportunu alabiliyorsunuz. Tabii ki de e, süresiz oturum izninizi alırken e, dil sınavına giriyorsunuz. İngilizce dil sınavına giriyorsunuz ve Life in UK yani e, İngiltere'nin tarihiyle alakalı bir sınava girmeniz gerekiyor ve tabii ki de bunların e, hepsinde bir ayrıca ücreti var. Bu ücretleri de ödemek durumundaydınız. Yani şu andaki sistem bu. Ama bunu hükümet şu anda nasıl zorlaştırmayı düşünüyor? O 5 yıllık ilk adım olan İngiliz pasaportu için ilk adım olan 5 yılı 8 yıla çıkarmak istiyor. Siz 8 yıl sonrasında süresiz oturumunuzu alabiliyorsunuz. Artı pasaport için gereken süre 1 yıldı. Bilmiyorum hani o da uzatılır mı? Ama şu anda 6 yılda siz pasaport sahibi olabilecekken bu 6 yıl şu anda 9 yıla çıkmış gibi gözüküyor. Kesinlikle şey sorularını duyar gibiyim. İşte ben zaten benim o süresi oturum iznini almama sadece bir yıl kaldı. İşte ben bir yıl yerine şu anda artı dört yıl mı beklemem gerekiyor gibi soruları duyar gibiyim arkadaşlar. Bu soruların cevabı şu anda henüz net değil. Yani hepimiz bekleyeceğiz, göreceğiz neler olacak. Hani bundan sonra gelenleri mi kapsar? Yoksa hali hazırda burada yaşayan ve 5 yılı tamamlamak için çok az süresi kalmış insanları bile kapsar mı? Onu henüz bilemiyorum. Bu konuları konuşurken belki benim İngiltere'de nasıl yaşadığımı merak edenler varsa ben 2016 yılında yani Brexit öncesinde bir AB vatandaşı olarak İngiltere'de yaşamaya başlayan birisiyim. Yani Brexit öncesindeki o AB vatandaşlarının yararlandığı tüm haklardan yararlandım. O şekilde İngiltere'ye yerleştim. 6 yılı geçkin bir süredir de İngiltere'de yaşıyorum. Ben İngiltere'de süresiz oturum iznimi aldım. Yani 5 yılı tamamlayıp oturuma başvuru yaptım. Şu anda süresiz oturum iznimi aldım. Hatta bu konuyla ilgili bir videom da var. İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının online olarak süresiz oturuma nasıl başvuru yapacaklarını detaylı bir şekilde anlattım. Eğer ki bu konuda zorlananlar varsa, hani danışmanla yapacağım diyenler varsa... Lütfen ilk önce o videomu izleyin arkadaşlar çünkü herkesin yapabileceği basitlikte bir durum yani boşu boşuna danışmanlara paranızı vermeyin. Tabii ki de bu benim durumum AB vatandaşlarının oturum izni alması için yani buraya Türk pasaportuyla gelen işte Ankara anlaşmasıyla gelen Brexit öncesinde veya Brexit sonrasında skilled worker vizesiyle gelen Türk pasaportuna sahip olan vatandaşların işlemleri. Bir tık daha farklı işliyor. O yüzden de onların belki de bir danışmanla yapmaları çok daha iyi olabilir onlar için. Birleşik Pasaportu almayı düşünmüyorum demiştim o videomda ve hala da düşünmüyorum. Çünkü AB pasaportum olduğu için vize konusunda bir sıkıntım çıkmıyor. O yüzden de Birleşik Pasaportun benim için bir artısı olduğunu düşünmediğim için başvuru yapmayı düşünmüyorum. Hükümetin zorlaştırmayı düşündüğü ikinci konu ise sabıka kaydı arkadaşlar. Yani süresiz oturum izninizi verirken sizin sabıka kaydınızı inceleyecek. Minimum 10 yıl öncesine dönük olarak incelince ince söyleniyor makalede. Yani herhangi bir küçük de olsa herhangi bir suça karıştıysanız eğer bir suç işlediyseniz size süresiz oturumunuzu onaylamama gibi bir e, seçenek olabilir. Zorlaştırmayı düşündüğü üçüncü konu ise e, söylemiştim süresiz oturum izninizi ve e, pasaportunuzu alırken girmeniz gereken bazı e, sınavlar var. E, bir tanesi Life in UK sınavıydı. E, şu anda uygulanan sisteme göre eğer ki 65 yaşını geçtiyseniz bu sınava tabi değilsiniz. Ama bu yaş sınırını e, yeni bir kararla e, kaldırmayı düşünüyorlar. Siz 70 yaşında da 80 yaşında da artık kaç yaşındayken bu oturum iznini almaya hak kazandıysanız yine de bu sınava girmek durumunda kalacaksınız. Zorlaştırmayı düşündüğü son madde ise aslında böyle benim okuyup okuyup çok da fazla bir anlam çıkaramadığım bir şey. Çünkü çok anlaşılır bir cümle değil. Ee, başka videoları da izledim. Acaba ben mi anlayamadım diye ama onlar da böyle çok net bir şekilde danışmanlar falan da çok net bir şekilde şey yapmamış, anlamamış. Süresiz oturuma başvuru yapmak için e, İngiltere'de e, minimum 2 yıl çalışıyor olmanız gerekiyor veya okuyor olmanız gerekiyor diye bir madde var. Büyük ihtimalle ben şundan şöyle bir sonuç çıkarıyorum kendince belki bu e, dependentlar için dahil olabilir. Diyelim ki siz eşinizin işi vasıtasıyla İngiltere'ye geldiniz. Eşiniz 8 yılı e, burada geçirdi ve süresiz oturum hakkına sahip oldu. Eşinize bağlı dependent vizesiyle gelen siz de sonuçta burada 8 yılı geçirip oturum hakkına başvuru yapmayı düşünüyorsunuz. Ama bence bu maddeden anlaşılan şey e, sizin de bu 8 yıl içinde belki de 2 yıl okuyor olmanız gerekiyor İngiltere'de veya Çalışıyor olmanız gerekiyor gibi bir anlam çıkardım ben. Ee, tabii ki de bu benim <laughs> çıkardığım bir e, anlam. Parlamentoda tartışıldıktan sonra daha net bir şekilde karşımıza çıkacak. Ondan sonra bir kez daha belki değerlendirmesini yaparız. Ama şu anda tartışılması düşünülen kararlar bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda tabii ki de İngiltere'ye göçmenliği zorlaştıran kararlar bunlar. Yani hatta e, makalede şey de yazıyor bir vatandaşı olmak bir hak değil ayrıcalıktır diye böyle bir hani şey de var bir cümle de var İngiltere'den son durumlar böyleydi arkadaşlar e, videolarımı kaçırmamak için e, kanalımı takip edip e, bildirimlerinizi açabilirsiniz İngiltere'de Londra'da neler oluyor daha güncel takibini yapmak için ise e, Instagram profilimi bırakıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.